Evet arkadaşlar merhaba. 5. sınıf çanta yayınları Kazanım Soru Bankası sayfa 289 etkinlikler ile devam ediyorum. Birinci etkinliğimi büyüttüm. Aşağıda kareli zeminde verilen dikdörtgenlerin alanının kaç birim kare olduğunu bulunuz demiş arkadaşlar. Dikdörtgenin alanını bulurken ne yapıyoruz? Kısa kenarı ile uzun kenarı çarpıyoruz. A şeklimize kısa kenarın kaç birim olduğunu bulalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kısa kenarım arkadaşlar 6 birim. Uzun kenarım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uzun kenarım ise arkadaşlar 8 birim. Kısa kenarımla uzun kenarımı çarpıyorum. 6 çarpı 8'den. Alanım 48 birim kare gelmiş oluyor. B şıkkıma geldim. 1, 2, 3, 4. Burası 4 birim. Burası ise arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 birim. Uzun kenarımda 8 birim. Alanı bulurken kısa kenarım ile uzun kenarımı çarpıyordum. Çarptığım zaman arkadaşlar 32 birim kare gelir benim alanım. C şıkkıma geçtim. 1, 2, 3, 4. Burası arkadaşlar 4 birim. Burası ise 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uzun kenarım da 6. Geldim 4 çarpı 6 yaptım. Eşittir arkadaşlar. 24 birim kare geldi benim sorumun cevabı. Sayfamı temizleyip ikinci soruma geçiş yaptım. Aşağıda kenar uzunlukları verilen dikdörtgenlerin alanlarını hesaplayınız. Arkadaşlar bana kısa kenarını ve de uzun kenarın uzunluğunu vermiş. Yapmam gereken tek şey bunları çarpmak. 5 çarpı 16. Çarptığım zaman arkadaşlar alanı 80 santimetre kare olarak bulacağım. B şıkkıma geçtim. 18 ile 15'i vermiş. Çarpıyorum. 18 çarpı 15 uzun kenar çarpı kısa kenar eşittir. Alanım arkadaşlar 270 santimetre kare gelir. C şıkkıma geldim. 4 çarpı 50 kısa kenar çarpı uzun kenar yapıyoruz. Çarptığım zaman arkadaşlar alanı 200 santimetre kare gelir. D şıkkımda 8 çarpı 15 kısa kenarım 8 uzun kenarım 15 çarptığım zaman alanım 120 santimetre kare gelir. E şıkkım değilse arkadaşlar kısa kenarım 10 uzun kenarım 15 çarptığım zaman 150 santimetre kare olarak bulurum ben burayı. Ve şıkkım arkadaşlar. Son şıkkıma geldim. 2 çarpı 60. Kısa kenarım 2 cm. Uzun kenarım 60 cm. Çarptığım zaman arkadaşlar alanımı 120 cm kare olarak bulurum. Sayfamı temizleyip 3. soruma geçiş yaptım. Aşağıdaki kare zeminde verilen karelerin alanının kaç birim kare olduğunu bulunuz. Arkadaşlar bu bir dikdörtgen olsaydı kısa kenar çarpı uzun kenar yapacaktık. Kare değilse arkadaşlar herhangi iki kenarı çarpacağız. Tüm kenarları aynı olduğu için hangi kenarları çarptığımız önemli değil. Bununla bunu çarpabiliriz. Bununla bunu çarpabiliriz. Şimdi alanını bulmaya geçiyorum. Bir kenarı kaç birim kare kaç birim bakalım. 1 2 3 4. Bir, Bir kenar arkadaşlar 4 birim. Burası 4 ise burası 4'tür. Ve alanını bulurken ne yapıyoruz? 4 çarpı 4 yapalım. 4 dört çarpı 4'ten alanım arkadaşlar 16 birim kare gelir. B şıkkıma geldim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir kenarım 6 birimmiş arkadaşlar. Alanım kaçtır? 6 çarpı 6'dan 36 birim karedir. C şıkkıma geldim arkadaşlar. Son şeklim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pardon 7. Bir daha sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet bir kenarım 7 birim. Geldik 7 çarpı 7'den. Alanım 49 birim kare geldi arkadaşlar. Sayfamı temizleyip 4. etkinliğime geçiş yapıyorum. Çevre uzunluğu 36 cm olan karenin alanı kaç cm karedir diye soruyor arkadaşlar. Benim elimde bir tane kare var. Bu karenin bir kenarı A ise arkadaşlar kare olduğu için tüm kenarları eşit olacak. Burası A ise arkadaşlar burası A olur. Burası A olur. Burası A olur. olur. Biz çevreyi arkadaşlar nasıl buluyorduk? O şekli oluşturan kenar uzunluklarını topluyorduk. Bakıyorum A artı A artı A artı A. Topladığım zaman arkadaşlar burada 4 tane A var çevremizde. 4 A neye eşitmiş? 4 A... 36'ya eşitmiş. 1A'yı bulabilmek için ne yapacağız arkadaşlar? 36'yı 4'e böleceğiz. Ve 1A bana kaç gelecek? 9 santimetre gelecek. Yani geldim. Burada sildim. Buradaki A'lar yerine 9'u yazdım. Burası 9 santimetre. Burası 9 santimetre. Benden alanını istemiş. Alanı bulurken ne yapacağım? 9 çarpı 9 yapacağım. Gel gelelim. 9 çarpı 9'dan alanım arkadaşlar benim kaç gelir? 81 santimetre kare gelir. Buraya 81 santimetre kareyi yazalım. Sayfamızı temizleyip 5. uygulamama geçiş yapıyorum. Aşağıda bir kenar uzunluğu verilen karelerin alanlarını hesaplayınız. Arkadaşlar mesela az önce bir kenar uzunluğu 9 santimetreydim. Alanını bulurken 9 çarpı 9 yapıyorduk. Burada da bir kenar uzunluğu 8 cm ise ne yapacağız arkadaşlar? 8 çarpı 8 yapacağız. Yapalım. 8 çarpı 8'den alanım benim 64 cm kare gelir. B şıkkımda arkadaşlar bir kenar uzunluğum 12 imiş. Ne yapıyoruz? 12 çarpı 12'den alanım 144 cm kare gelir. C şıkkıma geçtim arkadaşlar. Bir kenarım 15 santimetre. 15 çarpı 15'ten kaç gelir alanım? 225 santimetre kare gelir. D şıkkımda arkadaşlar bir kenarı 10 santimetre ise 10 çarpı 10'dan 100 santimetre kare gelir. E şıkkımda yine 13 çarpı 13 yapıyorum. Eşittir arkadaşlar. Alanım 169 santimetre kare gelecek. Son şıkkımda F şıkkımda da 24 çarpı 24 yapıyorum. Burası kaç gelecek arkadaşlar? 576 santimetre kare gelecek diyorum. Sayfamı temizleyip 6. etkinliğime geçiş yaptım. Çevre uzunluğu 24 santimetre ve kısa kenar uzunluğu 3 santimetre olan dikdörtgenin alanı kaç santimetre karedir? Arkadaşlar bana çevre uzunluğunu vermiş ve kısa kenarın uzunluğunu vermiş. Bu ikisini kullanarak ben uzun kenarın uzunluğunu bulabilirim. Çevre uzunum 24'müş, kısa kenarım 3'müş. Şimdi burası 3 cm ise burası 3 cm'dir. Burası arkadaşlar A ise karşısı da A'dır. Yani kısa kenarım 3, uzun kenarım A cm. Çevre uzunluğunu bulurken bunların hepsini topluyorum. 3 artı A artı 3 artı A. 6 artı 2A benim çevre uzunluğum. Kaç olarak vermişti? 24 santim olarak vermişti. Yani 6 artı 2A eşittir 24 santimetre. 24'ten arkadaşlar 6'yı çıkarıyorum. 2A'yı yalnız bırakmak için. 24'ten 6'yı çıkardığım zaman 18 geliyor. Yani 2A 18'e eşitmiş. 1A arkadaşlar kaçtır? 18 bölü 2'den 1A arkadaşlar 9 santimetredir. Yani ben burada ne yapıyorum? Geliyorum uzun kenarıma 9 santimetreyi yazıyorum. Alanını bulurken ne yapıyoruz arkadaşlar dikdörtgenin? Kısa kenarı ile uzun kenarı çarpıyoruz. 3 çarpı 9'dan alanım benim 27 santimetre kare gelir arkadaşlar. Ve sayfamı temizleyip edin soruma geçiş yaparım. Yanda verilen şeklin alanı kaç santimetre karedir diye sormuş. Ben bu şeklin alanını daha rahat bulabilmek için arkadaşlar eşit parçalara bölmek istiyorum. Bakın eğer bu şekilde bölersem daha rahat bir şey, daha rahat şekil çıkacak karşımıza. Burası 5 santimetre ise burası 5 santimetre. Şöyle harflendirelim. Burada A, B, C, D. Baktığımız zaman A, B, C, D dikdörtgeni olur. Gelelim bunu buraya çizelim. ABCD dikdörtgeni burası olsun. Kısa kenarı 5 santimetre. Uzun kenarı 15 santimetre. Şuraya bakalım arkadaşlar. Buraya da KLM diyelim. Burada da arkadaşlar bir tane kare oluştu. Bu karenin adı da ne? AKLM. AKLM karesi oluştu. Burada da bir kenarım 7 santimetre. Şimdi arkadaşlar ikisinin ayrı ayrı alanını buluyorum. Sonra topluyorum. Dikdörtgenin alanını kısa kenar çarpı uzun kenardan buluyoruz arkadaşlar. Ne yapacağız? Kısa kenarım 5 uzun kenarım 15. 5 çarpı 15 yapacağım. 5 çarpı 15'ten alanım 75 santimetre kare gelir. Kareme geçtim arkadaşlar. 7 çarpı 7'den 49 santimetre kare geldi buradaki alanım arkadaşlar. Şimdi ise toplamam gerekiyor. 75 ile 49'u topluyorum. Ve topladığım zaman 124 santimetre kare gelir arkadaşlar benim şeklimin alanı. Geldim buraya 124 santimetre kareyi yazdım. Sayfamı temizleyip arkadaşlar 8. etkinliğime geçiş yaptım. Yanda dikdörtgen biçimindeki bir tarlanın meyve ağaç türlerine göre dikili alanları verilmiştir. Buna göre her bir meyve ağacı, her bir meyve ağacı türünün dikili olduğu alanın metrekare kaç metrekare olduğunu bulunuz diyor arkadaşlar. Tamam başlayalım. Burası eğer 15 metre ise, burası da 15 metre ve elma elmaların dikili olduğu yere baktığınız zaman arkadaşlar kısa kenarı 15 15 metre, uzun kenarı 20 metre. Bakalım burası 20 metre ise burası ise 20 metre. Şimdi hepsini tek 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 bulabiliriz. Elmadan başlıyorum. Buraya elma yazalım. Kısa kenarım 15 metre uzun kenarım 20 metre. Ne yapıyorum? 15 çarpı 20. Çarptığım zaman arkadaşlar alanını 300 metre kare olarak buluyorum. 300 metre kareyi yazdım. Armut'a geçtim. Armut'a baktığım zaman arkadaşlar kısa kenarı 15 uzun kenarı 30 çarptığım zaman armutun alanını 450 metrekare olarak buluyorum. Kiraz'a geçtim. Buraya kiraz yazıyorum. Kiraz'ın arkadaşlar kısa kenarı 20 uzun kenarı 35 20 çarpı 35'ten alanım arkadaşlar benim kaç gelir? 700 metrekare gelir. Kayısıya geçtim. Son olarak kayısı kaldı arkadaşlar. Kısa kenarım 15, uzun kenarım 20. Ne yapıyoruz? 15 çarpı 20 yapıyoruz. Ve çarptığım zaman alanımı 300 metre kare olarak buldum arkadaşlar. Sayfamı temizleyip son sayfamı son etkinliğime geçiş yapıyorum. Bir dikdörtgenin uzun kenarının kısa kenarının 3 katıdır. Yani arkadaşlar benim bir tane dikdörtgenim var. Bu dikdörtgenimde kısa kenar A, uzun kenar 3A. Bu dikdörtgenin çevre uzunluğu 120 cm olduğuna göre alanı kaç santimetre karedir diye sormuş arkadaşlar. Yani bakıyorum burası 3A ise burası 3A'dır. Burası A ise burası A'dır. Çevre uzunluğunu bulurken ne yapıyoruz arkadaşlar? O şekli oluşturan kenarları topluyoruz. Yani A artı 3A artı A artı 3A kaç yapar arkadaşlar burası? 8A yapar. 8A neye eşitmiş? Soruda bana 120 cm olarak vermiş. Yani arkadaşlar 8A bana burada 120 eşit oldu. 120 eşittir 8A. 1A kaçtır? 120'yi 8'e bölüyorum. Ve arkadaşlar 1A'nın 15 cm olduğunu buldum. Geldim burada yerini yazıyorum. Burası arkadaşlar A. Burası 3A. Burası 15 santimetre. Burası uzun kenarım 3A olduğu için arkadaşlar 3 çarpı 15 yapıyorum ve burayı ben 45 santimetre olarak buluyorum. Benden alanını istemişti. Alanı bulurken ne yapıyorum arkadaşlar? Kısa kenar çarpı uzun kenar. Yani 15 çarpı 45 eşittir arkadaşlar. Sorumun cevabı 675 santimetre kare gelir. Böylelikle etkinliklerimizi buraya kadar yaptık arkadaşlar. Videomun burada sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.